İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Balıkesir Tümsiyat Şubesi Ankara'da yapılan genel istişare kurulu toplantısına katıldı. Bugün kahvaltılı bir basın toplantısı yapan Başkan Eşref Koçak ve yönetim kurulu üyeleri bu toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şubesi'nin geleneksel cumartesi kahvaltısında Şube Başkanı Eşref Koçak, Genel İstişare Kurulu toplantısıyla ilgili bilgi verdi. 20 ülke temsilcisi, 6 tane ülke şubesi Avrupa'dan katıldılar. Kıymetli bakanlarımız Sayın Doktor Recep Akdağ, Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Sayın Bakanımız Egemen Bağış, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bey katıldılar toplantımıza. Kendileri Genel Başkanımız Doktor Hasan Sert'in hoş geldin konuşmasından sonra genel ekonomik tabloyu serdiler TÜMSİAD üyelerinin ve şubelerinin önüne. TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu toplantısında başarılı bulunan 3 Balıkesirli iş adamı da ödüllendirildi. Aslında biz yeni bir firmayız. Balıkesir'de yeni zaten TÜMSİAD'ımız kuruluyor. Az zamanda böyle bir şey yapmak bizim için büyük bir onur. Orada Sayın Başkanımız Hasan Sert'in de bizi onurlandırması bizim için daha büyük bir onur kaynağı sağlamış bulunmaktadır. O yüzden çok memnunuz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. 3 günlük bir toplantıydı. Gerçekten bizim için şey, çok verimli oldu. Çok istifade ettik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi tüm arkadaşlarım adına almış bulunuyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda İstihdam ve Kariyer Günleri Fuarı yapıldı. 2 gün devam eden fuar özellikle öğrencilerin çok ilgisini çekti. Öğrenciler kendilerine iş ve staj imkanı oluşturan bu fuarın yararlarını KRT Haber'e şu şekilde anlattı. Bu tarz olaylar, organizasyonlar her zaman bizim gibi bu işe gönül vermiş insanların, bu işi yapacak insanlar için çok büyük avantajlar sağlıyor. Tabii ki otellerin bizim okulumuza kadar gelmesi ve bizi burada ziyaret edip bizimle başvuru görüşmeleri yapmaları bizim için çok büyük şans. Okulumuza bunun için teşekkür ederiz tabii ki. İşletmelerimiz de umarım bizim kalifiye elemanlarımızdan, iş gücümüzden, nitelikli iş gücümüzden ve eğitimli olan durumlarımızdan yararlanırlar. Okulumuza gelen şirketler, oteller buraya kadar bizlerle gelip görüşüyorlar. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Biz de onlarla görüşüp geleceğimiz için, kariyerimiz için iyi adımlar atabiliyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen okul müdürümüze, rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Oteller geliyor, yüz yüze görüşme şansımız daha iyi tabii ki de. Hani daha çok bilgi alabiliyoruz. Yüzde görüşmelerde ya daha çok seçeneğimiz olabiliyor. Hani istediğimiz işletmeyi biz kendimiz seçebiliyoruz. Ben bu şekilde kendimizi daha iyi ifade edebildiğimizi düşünüyorum. Böylelikle ne istediğimizi işletmelere daha iyi anlatabiliyoruz. Onlar da isteklerimize cevap verip veremeyeceklerini söylüyorlar. Ona göre seçimimizi yapıyoruz, tercihimizi yapıyoruz. Böyle güzel bir şey yani bu şekilde burada birebir görüşmek. Öncelikle buraya kadar seyahat ajantaları geldi bizimle görüşmek için. Önceki senelerde otellerimizin bulunduğu bölgelere biz hocalarımızın eşliğinde seminerler düzenliyorduk. Belli bir ücretleri cebimizden karşılıyorduk. Bize bu fırsatı sundukları için öncelikle teşekkürler herkese. Benim bölümüm turist rehberliği. Ben turist rehberliği öğrencisiyim. Daha önce de otel geçmişim var. Genelde de seyahat ajantaları fazla gelmemiş. Çoğunlukla olarak otellerimiz burada. Ben de birkaç tane seyahat ajantasına başvurdum, birkaç otelle görüştüm. Umarım CV'mi biraz daha genişletmek için iyi bir yol seçmişimdir. İlk defa düzenleniyor. O yüzden bizim için büyük bir fırsat. Daha öncelerde yokmuş. Daha önce öğrenciler çeşitli yerlere CV falan gönderiyordu. Bir şekilde bulmaya çalışıyordu ama bu yıl oteller, çeşitli fırsatlar ayağımıza geldi diyebiliriz. Güzel bir fırsat. Çok güzel bir fırsat. O yüzden biz de çeşitli yerlere başvurduk. Arkadaşımın da dediği gibi inşallah iyi bir yer çıkar. Birçok öğrencilerimiz bu sayede başvuru CV hazırlayıp bu iş yerlerine başvurup iş imkanları elde etmekte. Yani çok güzel bir fırsat.
Sayın seyirciler, keske bağlı sendikalara üye kadınlar kahvaltıda bir araya gelerek 8 Mart Kadınlar Günü için yapacakları çalışmaları değerlendirdi. 8 Mart'ın kadınlar için ne ifade ettiği üzerinde durulurken bugünün resmi tatil ilan edilmesi istendi. Balıkesir Barosu sosyal tesislerinde kahvaltıda toplanan keskli kadınlar 8 Mart'ın tarihsel olayın anılmasından çok mücadele tarihinin toplamının bir kazanımı olarak değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Kahvaltıda yapılan toplantıda Eğitimsen Balıkesir Şubesi Kadın Kolları Sekreteri Melek Bozkurt bir konuşma yaparak 8 Mart'ın kısaca gelişimini anlatarak kesk olarak 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesini istedi. 8 Mart ilk kutlanışından yaklaşık 60 yıl sonra ikinci kuşak kadın hareketinin güçlenmesi, sesini daha da güçlü hale kılmasıyla 1975 yılında, ki ben bu tarihi çok iyi hatırlıyorum, Birleşmiş Milletler tarafından da resmen tanındı. AKP hükümetinin bir yanıyla piyasacı, diğer yanıyla muhafazakar politikaları biz kadınları toplumsal yaşamdan dışlayarak eve hapsetmeyi hedefletmektedir. Bir taraftan sosyal haklarımız kısıtlanırken, diğer taraftan iş yerlerinde ücretsiz kreşlerin olmadığı koşullarda bizlere yapılan en az 3 çocuk doğurun telkinleri, sosyal rolümüzü ev, çocuk, yaşlı bakım üçgeni olarak tanımlamaktadır. Kadınların özel ve toplumsal yaşamda yükselttikleri hemen her itiraz, karşı duruş, erkek, devlet, polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılmaktadır. Sayın seyirciler, Eğitim İş Sendikası dün Türkiye İstatistik Kurumu önünde basına ve kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Eğitim sistemi hakkında eleştirilerde bulunan sendika üyeleri, AKP'nin eğitim alanındaki uygulamaları Cumhuriyet atılımlarını tasfiye etmeye, eğitimimizin temel niteliklerini değiştirmeye yöneliktir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu önünde toplanan Eğitim İş Sendikası üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Sendika Örgütlenme Sekreteri Yakup Tekinefe, öğretim birliği yasası aklı ve vicdanı hür nesillerin teminatıdır diyerek şunları söyledi. Bir ulus bireyi olarak ancak bir eğitim görülebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Bu ise duygu ve düşünce birliğine ve dayanışma amaçlarına tamamen aykırıdır denilmekteydi. Yaşasın ulusal laik eğitim! Yaşasın ulusal laik eğitim! Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Balıkesir Şubeleri olarak bu gerçekler ışığında dinlenmemek üzere çıktığımız bu yolda Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz. Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri hep birlikte Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu. Bir gün bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan Göreve atılmak için içinde bulunacağın ortamın olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin. Sayın seyirciler, Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Kemal Gökçay Yenigün, KRT'ye yaptığı açıklamada Balıkesir'in birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer aldığını bir kez daha hatırlattı. Kemal Gökçay Yenigün, güvenli ve nitelikli bir yapılaşmanın oluşturulması gerektiğini söyledi. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmenin koşulu depreme dayanıklı bina üretmektir. Deprem öldürmez, bina öldürür sözü çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir dedi. Balıkesir kenti birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Bu bakımdan Balıkesir'in kentsel planlamaları yapılırken doğru bir yer seçimiyle sürdürülebilir ve sağlıklı bir kentleşme amaçlanmalıdır. Güvenli ve nitelikli bir yapılaşmanın ilk adımının özellikle topografik ve jeolojik tespitler dikkate alınarak oluşturulan imar planlarının elde edilme sürecinde atıldığı bilinmelidir.
İmar plan değişikliklerinde yer bilim verileri kullanılmadan yapmak sonucunda çok kötü yıkımlar olur. Kent arsaları üzerinde oluşan büyük rantlar yapılarda denetimsizliği teşvik etmektedir. Zemin özelliklerine göre katsayısı, alüvyal çökellerden oluşan zeminin kalınlığı hasar üzerine doğrudan etki eder. Balıkesir Belediyesi'nin yeni hazırladığı imar planlarındaki yer seçiminde yer bilimleri verileri öncelikli olmalıdır. Ayrıca imar planlarındaki arazi kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının belediyemiz meclisi tarafından kolayca değiştirmesi engellenmelidir. Sayın seyirciler, Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası bir kokteyl vererek Muhasebeciler Haftası kutlamalarını devam ettirdi. Oda Hizmet Binası'nda verilen kokteyle muhasebeciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Muhasebeciler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklere Muhasebeciler Odası Hizmet Binası'nda verilen bir kokteyle devam edildi. Oda Başkanı Onur Yılmaz ve Yönetim Kurulu çok sayıda davetlinin bulunduğu kokteylde ev sahipliği yaptı. Başkan Onur Yılmaz, KRT Haber'e Muhasebeciler Haftası kutlama etkinlikleri ve kokteyle ilgili şu açıklamaları yaptı. 1 Mart Muhasebeciler Haftamızı çelenk koyma töreniyle başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonra ziyaretçilerin kabulü ve bugün de yine TTK ve KOBİ TFLS eğitimleri 3 gün sürecek. Ve bugün akşam da yine bugün 5 itibariyle kokteylimiz kamuoyuna ve meslektaşlarımızla beraber oluyoruz. Ve bugün aynı zamanda diğer kurum başkanlarına, yöneticilere ve idare amirlere ziyaretlerimizi yaptık. Meslektaşlarımızın yine haftasını kutlar. Tüm kamuoyuna muhasebeciler haftası nedeniyle etkinliklerimizde bekleriz. Sayın seyirciler, inşaat sektörünün durumu ve sorunları yapılan bir seminerle dile getirildi. Altıntaşlar Düğün Salonu'nda yapılan seminerde Balıkesir'deki inşaat sektörü ve 2012 yılında Türkiye'deki durumu anlatıldı. Bir inşaat firması yetkilisi olan Cemal Güllük, Balıkesirli inşaatçılara bu konuda şu açıklamalarda bulundu. Büyüyen Türkiye ekonomisinde inşaat sektörü, bu büyüyen ekonominin lokomotifi olarak önde gelmektedir. Balıkesir'de bu büyüyen ekonominin önde gelen lokomotiflerinden bir tanesidir. Biz de büyüyen bu ekonomi içerisinde sizlerle birlikte el ele sizlerin öncelikle fikirlerinizle kendimizi daha çok geliştirerek, kendimizi daha ileri götürerek bu ekonomi içerisinde bir yerlere gelmek istiyoruz ki bunda sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli olacaktır. Bu yıl içerisinde inşaat sektöründe %8'lik bir büyüme gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu büyümede tabii ki kentsel proje gelişiminin ve bu projelerin yürürlüğe girmesinin büyük etkisi olacaktır. Sayın seyirciler, Balıkesir'de ikamet eden Tülay Durmaz isimli kadın, Gökçeada'da okuyan kızının kira borcu için yardım bekliyor. KRT Haber'e gelerek durumunu anlatan Tülay Durmaz, Çanakkale Gökçeada'da Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan kızının 2 aylık birikmiş kirasını veremediğini ve bu konuda Balıkesirlilerden yardım beklediğini söyledi. Ben şimdi Tülay Durmaz, kendim Lüleburgaz'dan geldim, Kırklareli'den. Ya mağduriyetim benim çok... Başarılı bir kız öğrencim, ben Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyor Çanakkale Gökçeada'da ama kendim burada ikamet ediyorum. Ve bu kızımın 2 aylık kirasını ödeyemedim ben. Açmadım, çalmadım, hiçbir kapı kalmadı. Yani burada çok hayırsever, zengin iş adamlarının olup yardım edeceğini söyledikleri halde ben gidip o insanlara kadar ulaştıramayan insanlar oldu. Ben Allah razı olsun hepsinden. Belki ulaşabilseydim bir iki tanesine yardım edeceğine emin oldum ama yani şimdi şu an benim kızım kapının önünde 2 aylık kira ödeyemediğim için. Yatılı mı kalıyor orada yoksa evde mi kalıyor? Özel kalıyor. Daha önce çalışıyordum, şu an çalışmıyorum. Temizlik gibi işlere gidiyorum işte. Yani Allah rızası için bu memlekette şu çocuğun geleceğini kurtaracak bir iş adamı. Yani hayırsever bir insan yok mu? 2 aylık bir kira için bu çocuk harcanacak mı? Bursluluk verebilecek biri tutsun yani. Burs almıyor muydu? Almıyor burs falan. Girmemişti, bu sene girecek. Ya bana verilen sürede yarın 5'e kadar ev sahibinin verdiği süreyi vermezsem ben bu çocuğu gidip okulundan alacağım ve evde mi oturtayım? Hani kız çocukları okusun diye bangır bangır bağıranlar nerede?
Ve belgesiyle her şeyle bu çocuğun okuduğunun kanıtıdır bu yani. Sayın seyirciler, Balıkesir Halk Müziği Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde bir konser verildi. Besim Kemal Akalın tarafından yönetilen konser türküleriyle izleyicileri mest etti. Biz Anadolu'yuz konseri Balıkesir Halk Müziği Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından verildi. Balıkesirli sanatseverler konsere yoğun ilgi gösterdi. Haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca kale çelik kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Göğüs çekikliği nedir? Nasıl tedavi edilir? Küçük anomaliler, küçük eğrilikler çok önemli değil. Akciğere bir sıkıntı yapmadığı sürece veya göğüs kafesinin içindeki organlara, kalbe bir baskı yapmadığı sürece ameliyat edilmesi gerekmez veya düzeltilmesi gerekmez. Eğer göğüs kafesi dışarıya doğru bir bombelik arz ediyorsa, ki biz ona güvercin göğsü diyoruz, bunda herhangi bir tedaviye gerek yok.
Bu sadece estetik sebeplerle tedavi edilebilir. Hasta psikolojik olarak bundan rahatsız oluyorsa, niye benim göğüs kafesim herkesin göğüs kafesi gibi değil, bunu çok fazla kafasına takıyorsa buna müdahale edilebilir. Bunun dışında göğüs çöküklüğünde içeriye doğru olan bir çöküklük vardır. Hasta sırt üstü yatıp uzandığında bir bardak kadar suyu siz oraya döktüğünüzde orada birikip durabilir. O kadar çukur göğüslerle karşılaşıyoruz. Onlarda tabii hemen göğüs kafesinin arkasında, iman tahtası dediğimiz kemiğin arkasında kalp ve kısmen akciğerler olduğu için bunlar eğer çok fazla çöküklük varsa kalbe baskı yapabiliyorlar. Dolayısıyla kalbin rahat çalışmasını engelleyebiliyorlar. Bunları da düzeltmek gerekiyor. Yine hasta psikolojik olarak onun düzeltilmesini isteyebiliyor. İşte rahat denize giremiyor veya spor yapacağı zaman arkadaşları bunun göğsü niye çöküyor? Psikolojik olarak çocuklar bundan etkilenebiliyor. Bunlar da biz daha önceleri açık ameliyatlar yapılırdı. Bütün göğüs kafesi açılır, kaburgalar teker teker ameliyatla çıkarılır, düzeltilir, tekrar yerine tespit edilirdi. Şimdi NUS prosedürü dediğimiz bir prosedür uygulanıyor. Göğüs kafesinde endoskopik yöntemle içerisi görülerek bir baştan öbür başa bir çelik bar geçirilir. Sonra bu göğsün olması gören gerekli şekline göre dışarıda düzeltilir. Sonra tekrar içeriye yerleştirilip çevrilmek suretiyle çökük olan göğüs kafesi düzelmiş olur. Yani hasta ameliyattan çıktığı anda göğsü düzelmiş olarak çıkar. Bu çelik bar 2 yıl kadar içeride kalır. Bu işlemi yaparken de hasta genel anestezi alır, ameliyat oluyormuş gibi uyur ama göğsünün bir tarafında bir delik veya iki delik, öbür tarafında bir delik olacak şekilde iki tane delikle bu işlem yapılır. Yaklaşık ameliyat süresi de 45 dakika ile 60 dakika arasında sürer. Herhangi bir komplikasyon, olumsuz bir şey olmadığı sürece. Hastanede de 1 ila 3 gün arasında kalmak suretiyle sağlığına kavuşmuş olur. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi 2000 metrekarelik kapalı alanda 30 kişilik deneyimli kadrosuyla Balıkesir bölge sanayi ve inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 11 derece. Bigadiç parçalı bulutlu, en düşük 1, en yüksek 11 derece. Sindirgı parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 9 derece. Edremit yer yer sağanak yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 13 derece. Bandırma parçalı bulutlu, en düşük 1, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Salı günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 12 derece. Bigadiç parçalı bulutlu, en düşük 1, en yüksek 11 derece. Sindirgı parçalı bulutlu, en düşük 1, en yüksek 10 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece. Bandırma parçalı bulutlu, en düşük 2, en yüksek 11 derece olması bekleniyor.
Çarşamba günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 1, en yüksek 12 derece. Bigadiç sisli, en düşük 3, en yüksek 13 derece. Sindirgı sisli, en düşük 2, en yüksek 11 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 16 derece. Bandırma sisli, en düşük 4, en yüksek 12 derece olması bekleniyor. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC Lazer, Trump CNC Punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sundu.